büyük adımlar atıldığımı, engelli kardeşlerimizin hayatı tam anlamıyla katılımı noktasında çok güzel gelişmeler olduğunu görüyoruz. İlimiz adına da engelli kardeşlerimizin en çok tercih ettiği, yaşamak istediği, erişilebilirlik noktasında çok ciddi sıkıntıları olmayan illerden birisiyiz. Dolayısıyla da her geçen gün aslında engelli kardeşlerimizin de daha çok tercih ettiği, yaşamak istediği, kalite standartının yüksek olduğu illerden birisi olduğumuz için de gururluyuz. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde erişilebilirlik yönünden tüm kurumlarının ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermeye, erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii malumunuz belediyelerimizin çalışmalarının da bu yönde yapmış olduğu çok ciddi çalışmalar var. Sahadaki eksiklikleri görüyoruz. Bunların geri bildirimlerini ilgili kurumlarımızda yapıyoruz. İnşallah daha iyi ortamlarda, daha iyi ciddi iş şartlarda sizlere hizmet vermek istiyoruz. Yakın bir zamanda ailelerimizin bize iletmiş olduğu bir ihtiyaç vardı. Gündüz bakım evinin özellikle 18 yaşını tamamlamış, artık eğitim çağını tamamlamış olan gençlerimizin katılabileceği, rahatlayabileceği, aileleri, çocuklarını rahatlıkla gençleri bizlere emanet edebileceği bir kurumumuz yoktu. İnşallah bugün yapacağımız protokolle birlikte Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle birlikte bir merkez açacağız. Yakın zamanda da inşallah bunun bütçesini de vereceğiz. Altınova'da bir gündüz bakım evini açacağız. Burasının kapasitesi çok daha yüksek olacak. Biz şunu istiyoruz bu çalışmalarla birlikte. Engelli kardeşlerimizin bakımlarını gerçekleştiren ailelere bir nefes de olsa, bir aralık da olsa vermek, onların rahatlamasını, günlük ihtiyaçlarını giderebilmesi için serbest bir zaman oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin yaşantılarını daha iyi seviyeye çekmek için bütün kurumlarımızın, Milli Eğitim Teşkilatımızın, belediyelerin, valiliklerin, devletin topyekunu olarak vermiş olduğu bir mücadele var. Dolayısıyla çok önemli gelişmeler var ama bu hiçbir zaman bizim için yeterli, evet son noktaya ulaştığımız diyeceğimiz bir durum değil. Ve biz Milli Eğitim Teşkilatı olarak devletimizin ve bize vermiş olduğu tüm yetkiyi, mevzuatın bize tanıdığı tüm hakları sonuna kadar engelli bireylerimize, vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. Bunun için kurumlarımızın onarımlarından tutun, içindeki donatım malzemelerine kadar, işleyişine kadar birçok meseleyi en iyi hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Herhalde içlerinde en torpilli benim. Ben konuşurken ışıklar geldi. Mikrofon çalışmaya başladı. Öncelikle kıymetli yavrularımız, çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım, çok kıymetli velilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok özel bir gün. Sizler için de, bizler için de çok özel bir gün. Dolayısıyla bugünü sizlerle beraber geçirmek istedik. Kıymetli evlatlarımızın performanslarını izlemek istedik. Ben şimdiden hepinizi vermiş olduğunuz gönülden, destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımızın söylediği gibi Yalova'da çok güzel şeyler oluyor. Bugün sabah kıymetli kardeşlerimizle beraber bir kahvaltı programı gerçekleştirdik ve onlara akülü araçlarını teslim ettik. Bugün çok güzel bir okulumuzda devletimizin yapmış olduğu bütün engel gruplarını kapsayıcı çok güzel bir okulumuz var burada. Sizlere, kıymetli çocuklarımıza kaliteli eğitim, hayatı hazırlayacak eğitimin yapıldığı bu okulda sizlerle birlikteyiz. İnşallah bunların sayısı her geçen gün Türkiye'de artıyor.
engelli gruplarının özel ihtiyaçlarına göre yeni yeni okullar açılıyor. Bizlerin de programında biraz önce Milli Eğitim Müdürümüzün de söylediği gibi sadece okul yaşındaki öğrencilerimizi değil, okul döneminden sonra da sizlerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yatırımlarımız var. İnşallah hayatın her döneminde devlet olarak, millet olarak her daim bu yük demeyelim ama bu yaşam sürecinde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teknisyenlerimiz, STK temsilcilerimiz var. Ben başta sizin ve tüm hazırlığınızın huzurunda da kendilerine teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vatandaşlarımıza açacağımız bir merkez olacak. Şimdiye kadar biliyorsunuz engelli hizmetleriyle ilgili zaten çalışmalar yürütüyoruz, okullarımız var. Ama eğitim yaşının dışındaki vatandaşlarımıza sunabileceğimiz kamu hizmeti olarak engelli kardeşlerimize bir hizmetimiz yoktu. Bu hizmetle birlikte aslında okul çağının dışındaki gençlerimize, erişkin yaştaki vatandaşlarımıza da hem meslek edinilme, hem de normal olarak diğer insanlar gibi hayata tutunabilmeleri için beceri kazandırabileceğimiz, kurslar verebileceğimiz bir merkez oluşturacağız. Bu merkezin potansiyelini yakın zamanda Altınova'da açacağımız yeni bir merkezde kapasitesini de artıracağız. Ama bu Türkiye'de ilk defa Yalova'da uygulanacak olan yeni bir model. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ olun, var olun. Evet. Evet, ben başlayayım. Hayırlı olsun.